Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunun herkese nasip olan bir şey. Hakan Şükür'ün AK Parti'den istifa ederken yaptığı açıklamalar da soruldu Konya'da Başbakan Erdoğan'a. Ama biliyorsunuz her söz sahibinindir. Her söz sahibini bağlar. Bu süreç içerisinde parti genel başkanının takındığı tavır ortadadır. Ama böyle bir tavrı takınmış bir genel başkana partiye karşı bu tür açıklamaları kendisinden veya bir başkasından bilemem yapmış olmasını yadırgadım. Doğru bulmuyorum. Erdoğan'a Hakan Şükür'ü kendiniz davet ettiniz. Üzüldünüz mü diye de soruldu. Cevabını etti. Arkadaşlar şimdi niye üzüleyim? Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Şükür'ün istifası hakkında şahsi fikridir dedi. Sayın Şükür'ün istifası ise şahsi bir tasarrufudur. O konuda da bir değerlendirme yapmam benim uygun olmaz. Ne oluyorsa hayırlısı olsun. AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür, Başbakan'ın sözleri üzerine Hürriyet.com.tr'ye açıklama yaptı. Parlamentodan istifa etmek şu anda kafamda yok. Orası milletin meclisi. Bizi de millet getirdi. İleride daha çok konuşulacak.